Buyurun, süreniz 5 dakika. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Sırt sırta, omuz omuza vererek bu ülkenin kurtuluşunu sağlamış
ve birbirinde fark görmediği için, birbirini kendisine bu kadar yakın olduğu için kız almış, kız vermiş, akrabalıklar kurmuş. Böyle bir toplumun arasına nifak sokarak bugün azınlıkta olan bir takım ırkı, bir takım grubu kullanarak ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın şube temsilcilerinin ifade ettiği gibi Türk ile Kürt arasında bir ayrım farkı, hak hukuk noktasında bir ayrım farkı söz konusu değildir. Bugün değerli arkadaşlarım, Türk'ün sahip olduğu hangi hakka Kürt arkadaşımız, Kürt vatandaşımız sahip değil? Bu ülkede Kürtler başbakan mı olmadı? Bu ülkede Kürtler milletvekili mi olmadı? Cumhurbaşkanı mı olmadı? Ki örnekleri ülkemiz tarihinde mevcuttur. İşte bütün bu olup bitenleri ta 93 yıl önce gören büyük devlet adamı Kahraman Atatürk bugünlere işaret ederek yarınımızın teminatı olan gençlere hitap ederek ola ki yarın şunların da olabileceği, bunlar olduğu takdirde neler yapılması gerektiğini ikaz etmiştir. Değerli arkadaşlarım, bizim barış yapacak, adına barış koyacak, ülkemizde olacak, bitecek, olmuş bitmiş bir şey yok. Bir takım kendilerini akademisyen sayan, yazar çizer sayan grupların ifade ettiği gibi bu memlekette bir Kürt sorunu realitesi yoktur. Bir PKK meselesi vardır. Bu başka emperyalist güçlerle kullanan, istediğinde bu bilinen emperyalistlerin dışında başka milletlerin de bu ülkede veya başka ülke topraklarında gözü olan başka emperyalistlerin de kullanabileceği bir taşeron PKK var. Sayın konuşmayı lütfen toparlayın. Toparlıyorum. İşte mesele bundan ibaret. Bunun içindir ki ülkemiz hakikaten hazmı mümkün olmayan kutsallarımıza dil uzatılan bir dönemden geçmektedir. Değerli arkadaşlarım, vaktimin sınırlı olduğunu dikkate alarak bir konuya da değinmeden geçmek istemiyorum. Bu da benim meslek odamızda karşılaştığım durumlarla ilgili Sayın Divan'ın da affına sığınarak bunu bir özetlemek istiyorum. Tabii. Değerli arkadaşlar, şimdi belki bazılarınızın da karşı karşıya geldiği gibi zaman içerisinde mükelleflerimizle anlaşmazlığa düşerek bir kopuş noktasına geldiğimiz vakidir. Bizim de böyle bir durumumuz söz konusu. Bir mükellefimiz bizden ticari defterlerini istiyor. Ücret noktasında bir anlaşmazlığa düşmüşüz. Başka bir arkadaşımız da bizim sözleşmemizi feshetmeden götürüp kayıtlarını veriyor ve vergi dairesindeki ebeyanname şifremizi de iptal ediyor. Böyle bir noktada odamıza dilekçe diyor ki işte biz falan meslek şirketinin mükellefiydik, onlardan anlaşamıyoruz. Odamız vasıtasıyla defterlerinizi alınsın, bize verilsin. Keza yine bir başka kooperatifle var. Aynı şekilde bir uzlaşmazlığımız ki biz dayatmayla karşı karşıya geldiğimiz için uzlaşmaz noktasına kalmışız. Hemen şunu ifade edeyim. 400 lira ücret almaktayken 400 lira ücret almaktayken yeni gelen tasfiye kurulunun 200 liraya yaparsanız bu işi yaptıracağız yoksa yaptırmayacağız. Yapmıyorum kardeşim, ben 400 liraya yapacağım. 8 yıldır bu kooperatifin işini yapıyorum. 400 liraya yapacağım. Bunun söyleme tarzı farklı olsaydı düşünebilirdim ama madem ki dayatma var yapmıyorum diyorum. Bu noktada uzlaşmazlığa düşüyoruz ve odamıza orası diyeceğim. Ve odamız bir disiplin kurulu kararı alıyor. Sonradan çok geç öğrendiğimiz bir disiplin kurulu kararı alıyor. Çok geniş kapsamlı değinmek isterim ama dediğim gibi vaktim sınırlı
için bu disiplin kurulu kararında çok öneme haiz bir bölüm var arkadaşlar. Diyor ki Mehmet Uygun adımı kastederek, halbuki biz bir karım hoca ortaklığında mesleki şirketiz de, tabii şirketin temsilcisi benim. Müşterilerinin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalması. Müşterilerinin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalması. Değerli arkadaşlarım, bunu söyleyebilmek için bir insanın elinde ispat edici araç var. Ve aynı noktada bu meseleyle ilgili odaya geliyorum. Görüşmelerim esnasında oda sekreteri tarafından TC kimliğim soruluyor. Kimliğimi söylediğimde bir listeye baktılar. Efendim sizin ruhsatınız iptal edildi. 3668 sayılı yasanın 4'ten maddesine göre siz ceza almışsınız, iptal edildi. Diyorum ki arkadaş, bir ceza olabilmesi için önce savunma lazım. Savunmasız ceza olmaz. Bana böyle bir yazı gelmedi. Efendim adresinize ulaşamam. Ha adresim olan mı? Ulaşamamışsa. Güzel. Ben döner dur baba bir yazıyı isterim. Ona ama öncelikle bunu bir görmek istiyorum. Üstad toparlayın lütfen. Lütfen kürsüye dokunmayın arkadaşlar. Lütfen toparlayın arkadaşlar. Ve bu yazıyı istiyorum. Durumu izah ediyorum. Benim o bahsi konu kararı alakalı olmadığını ve dur baba bana geri yazı yapıyor. Ruhsat iptali kararının geriye alınması, mesleğinize mevcut ruhsat ve kimliğinizde, kaşenizde devam etmeniz diye. Ama arka arkaya bana buna benzer bir başka şey, son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Efendim bir dakika, lütfen söyleyin, hepinizden istirham ediyorum. Benim mükellefim olan bir vatandaşın yazdığı yazıya vatandaşın eşine cevap veriyor bu oda. Eşine cevap veriyor ve diyor ki tam o esnada Mehmet Uygun'un diyor zaten ruhsat iptal edildi. Üstelik de benim yazılı savunmamı almış olmasına rağmen yazılı savunmamı göndermek yerine ruhsatımın iptal edildiğini o mükellefim olan şahsın eşiyle paylaşıyor. Değerli arkadaşlarım, söyleyeceklerim bundan ibaret. Odamız seçimleri için aday olan bütün gruplara başarı diliyorum, saygılar sunuyorum.